Çok mutluyum öncelikle. Milli takımdan döndüm. Yorgun olduğum için hocam biraz az süre verdi. Ben o sürede elimden geleni yapmaya çalıştım. 5 dakika da olsa, 10 dakika da olsa en iyisini yapmaya çalıştım ve bundan sonra da öyle olacak. Bu sene zaten öncekilerde de söylediğim gibi çok şanslıyız. Samet Hoca ve ekibi gerçekten çok seviyor bizleri, şans verecek. Lig'de de süre almaya çalışacağız. İnşallah bu çalışarak olacak tabii ki de. Yani abi hazırlık maçı bizim için, hani önümüze Galatasaray maçı var. Hem kendimiz test ettik hem de biz mesela süre alamadığımız maçlar oluyor. O yüzden bizim için de iyi bir maç oldu. Yani arkadaşlarım, abilerim kutluyorum. Bergin ile iyi bir stoper oldun dediniz ikili. Yani çok yardımcı oluyor. Ben ona çok teşekkür ederim buradan da. Gerçekten tecrübeli. Ben de bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince ona uymaya çalışıyorum. Vakıfköy'den goller geldi. Evet. Neler yani, söyleyeceksin Ali Akman? Çok mutluyum. Çok mutluyum o konuda çünkü yani Vakıfköy'ün gücünü bir şekilde tüm Türkiye'ye göstermemiz lazım. Ya bu da bunların, ya attığımız goller de bunun kanıtı oluyor. Biz de çok mutluyuz. Galatasaray maçı için iyi bir hazırlık oldu gerçekten. İnşallah böyle Galatasaray maçında da galibiyetle döneriz Bursa'ya. Sezon başına amcana biz artarak bir performans gözlemliyoruz. Daha güçlü hissediyor musun kendini? Yani Samet Hoca ile daha güçlüyüm. Çok sağ olsun. Selçuk Hoca da çok yardımcı oluyor. Daha da gelişeceğim yani. Daha çok eksiklerim var. Çalışmam lazım. İnşallah çalışarak eksiklerimi geçiştireceğim. Bizim burada aldığımız her dakika bizim için bir şans. Bu şansı değerlendirmek çok önemli benim için. Yani güzel geçtiğini düşünüyorum takımımız adına. Tabii daha iyi olmalıyız. Umarım bu önümüzdeki Galatasaray maçını kazanıp bir çıkışa geçeriz artık. Golcülüğüm için neler söyleyeceksin? Golcülüğüm için, ya bu benim için bir şans diye düşünüyorum. Golcülüğüm, yani öyle düşünüyorum. Bir şans benim kaderimde var gibi düşünüyorum. Vakıfköy gerçekten Bursaspor için çok önemli bir yer. Biz de zaten oradan geliyoruz. Orada biz iyi olmak için çalışıyoruz ve iyi olduğumuz zaman da A takıma çıkıyoruz. Tabii altyapıda da arkadaşlarımız var, onlar da bekliyorlar. İnşallah iyi şeyler olur. Süper Lig'de forma şansı bekliyor musun hocam? Bekliyorum inşallah. Ya bu sene olmasa da önümüzdeki sene. Tabii benim hedeflerim bu sene. Hedeflerim büyük. Bu sene oynayıp atmak istiyorum. İyi şeyler yapmak istiyorum. Umarım olur istediklerim. Samet Hoca için ne söyleyeceksin? Samet Hoca bizim için çok büyük bir şans. Gerçekten bizi sahipleniyor, bizi tutuyor, bizle ilgileniyor. Biz de onun için elimizden geleni yapıyoruz, kendimiz için, takım için. On a appris aussi, ils ont appris quelque chose dans ce match. Önemli, iyi bir maç olduğunu düşünüyorum çünkü bir hafta sonra bizim maçımız var. İyi şeyler yapabildiğimizi düşünüyorum bu maçta. Gençler için neler söyleyecek? Ali Akman, Çağatay, Goller. Sur les jeunes, Ali, Çağatay, ceux qui ont marqué les buts. Ah ouais, aujourd'hui ils m'ont fait plaisir, ils ont bien joué. Je pense que c'est comme ça aussi qu'il faut faire pour essayer de gratter du temps de jeu un peu. C'est bien, je serai content qu'ils aient marqué leur but. Bugün yaptıkları şeyler hoşuma gitti. Zaten böyle dakikalar bularak da kendi özgüvenlerini kazanabilirler. Bir şeyler gösterme şansı bulabilirler. Bugün attıkları goller de hoşuma gitti. Kendisi çok iyi bir santrafor, çok kaliteli, yani üst düzey bir oyuncu. Gençlere ne öğrenin? Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil pour les jeunes? Après, je suis avec eux tous les jours aujourd'hui à l'entraînement. J'essaie de leur apporter ce que moi aussi, les anciens, ils m'ont apporté un peu. Et à l'entraînement, je vais essayer de bosser avec eux et on va s'aider, s'entraider tout le monde. Ben zaten antrenmanlarda her gün onlarla çalışıyorum. Onlara da benden öncekilerin bana gösterdiklerini, öğrettiklerini aktarmaya çalışıyorum. Zaten yerimizi onlara bırakacağız. Onlara çok şey öğretmeye çalışıyoruz. Mais je sais que eux ils vont être un très très grand joueur ici en Turquie. Ça c'est sûr. Onların Türkiye'de çok çok büyük oyuncular olacaklarına inanıyorum. Bunlar eminim. Thank you. Amacı belli biliyorsunuz. Genç oyuncularımızın tecrübesini arttıralım. Süre almayan oyuncularımıza burada daha çok süre almalarını tanıyalım. İyi oldu, keyifli oldu. Genç arkadaşlarımızın bazılarının yükselişi devam ediyor, bazılarında düşüş var. Dalgalanıyorlar, normal. Diğer arkadaşlar da eline geleni yapmaya çalıştı. Daha da geliştireceğiz, bu maçları almaya devam edeceğiz. Mümkün olduğu kadar oynamayan oyuncuları bu işin içinde tutmaya çalışacağız. Ali Akman'ı nasıl değerlendiriyorsun hocam? Gol şansı yüksek bir oyuncu. Golünü atar, santrafor oynuyor, ne yapacak? Gol atacak. 3 golde Bakırköy patentten geldi hocam. Bakırköy'den çok mesaj geliyor bu anlamda. Biz oraya gidiyoruz, onlar da gol atıyor. Ne yapalım yani? Bu böyle bir iştir yani. Onlar oyuncularımızı şöyle Vakıfköy'den oradan buradan değil de doğru bakmak lazım, doğru yorumlamak lazım. Oradaki oyuncuların bizde süre alması, bizde iyi şeyler yapması orayı da hareketlendirir, kulübümüzü de hareketlendirir, ekonomimizi de hareketlendirir. O nedenle hepsine sıcak bakıyoruz.